Tümü normal olan herkes en sık 3 ay aralıklarla kan bağışında bulunabilir. Kan vermek yaklaşık 30-45 dakika sürecek basit ve güvenli bir işlemdir. Unutmayalım, kan kaynağı yalnızca insan olan bir yaşam sıvısıdır ve ancak gönüllü ve karşılıksız yapılan bağışlarla elde edilir. Her damla kan kurtarılan bir candır. Haydi kan bağışına. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Evet sevgili Kıbrıs TV izleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve konuğumuz sevgili Mahmut Kamber bizlerle birlikte Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı. Bugün bizimle onunla esnaflık konuşacağız, ülkemizdeki gidişatı konuşacağız. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası olarak bu durum karşısında neler planladıklarını, neler yapmayı düşündüklerini yine de programa girmeden önce böyle kısa bir sohbet yaptık Mahmut Bey'le. Yine de umudunu koruyor esnaf dedi ama bir gerçek de vardır ki dün size vermiştik, istatistiklerle vermiştik. Yani bir ülke düşünün ki 25 milyonluk ihracat yapıyor ama 14 milyonunu da teşvik alıyor. Yani bu bile bizim aslında ne durumda olduğumuzu gösteren trajikomik bir durumdur diye düşünüyorum. Tabii ki 25 milyonluk ihracatta 14 milyonluk yani neredeyse yarısından fazla bir teşvik primi verilebiliyorsa varın siz artık bunun değerlendirmesini sizler yapın. Evet. Çağımıza uymak zorundayız palavrasına da hiç mi hiç inanmıyorum. Eğer yaşadığım çağın en yüce ideali köşeyi dönmekse, eğer yaşadığım çağ toplumsal adaletsizlik üstüne kuruluysa, eğer yaşadığım çağ inandığım her şeyi yadırgıyorsa, eğer yaşadığım çağ bayağılık ve çirkinlik egemense ben böyle bir çağa neden ayak uydurmak zorunda kalayım? Tam tersine baş kaldırırım, direnirim böyle bir çağa karşı. Bu yüzden dinozorlukla suçlanmam da vız gelir bana. Çünkü ben dinozoru tarih öncesi çağların nesli tükenmiş bir hayvanı olarak değil, geçmişin doğruluğu kanıtlanmış ve yadsınamaz değerlerini yeni sentezler yaparak geleceğe taşımayı amaçlayan bir yaratık olarak tanımlıyorum. Dinozorluğumla övünüyorum. Bir dinozorun anıları kitabından da bu Mine Urgan'ın kısa bir yazısı. Bunu sizinle paylaşmak istedim bugün konuğumuzla sohbetimize girmeden önce. Hoş geldiniz Mahmut Bey, nasılsınız demeyeceğim size. Nasıl olduğumuz zaten belli. Yani böyle bir durum karşısında iyiyim demek biraz ütopik olur diye düşünüyorum. Evet, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'nın geçtiğimiz gün açıklaması vardı. Yani neredeyse kepenkleri kapatıyoruz yaklaşımı vardı. Ama Esnaf ve Zanaatkarlar Odası her şeye rağmen de belli alternatifler üretmeye de çalışan bir sivil toplum kuruluşumuzdur. Bu durum karşısında neler planlıyor Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ve içinde bulunduğumuz durumu nasıl değerlendiriyor Esnaf ve Zanaatkarlar Odası? Çünkü bunun üzerinde bir hassasiyetle duruyoruz. Çünkü biliyorsunuz bütün üretim kaynaklarının nakde dönüştüğü kısımdır aslında esnaf ve zanaatkar. Ne üretirseniz üretin, işte esnaf zanaatkar bu üreticinin elinden bunu alıyor ve toplumla buluşturuyor veya ihraç ediyor. Ve tabii ki bunun karşılığında da belli bir artı değer üretiyoruz. Şimdi üretimi bırakın bir taraftan ortada. Esnaf ve zanaatkar ne yapsın bu durum karşısında, neler düşünüyorsunuz Sayın Mahmut Kamber? Evet, öncelikle günaydın. Bulunduğumuz durum aslında sizinle de konuştuğumuz gibi günlerdir veya yıllardır söylediğimiz sürdürülebilir bir durum değil. Evet. Ve bu sürdürülebilir bu durumun, sürdürülebilir olmayan bu durumun da geldiğimiz nokta da bugün geldiğimiz nokta değil. Aslında tespitlere öyle başlamamız lazım. Evet.
geldiğimiz 10 yıllardır söylediğimiz işte bu toplumun üretmesi gerektiğini, bu toplumun yerel iş gücüne sahip olması gerektiğini, bu toplumun yerel esnafına sahip olması gerektiğini, bu toplumun ithal zihniyetten kurtulup tüm anlamlarda bu çizdi. Toptancı bir bakış açısıyla söylüyorum. İthal zihniyetten kurtulup içine dönerek üretim güçlerini çoğaltıp en azından ekonomik olarak %50'nin üzerine çıkmamız gerekir. Ki etkimiz de etkilendiğimiz alanda ekonomik boyutta bu orandadır. Tam böyledir. Ne kadar üretiyorsanız o kadar az etkilenirsiniz. Ne kadar üretmiyorsanız o kadar çok etkilenirsiniz. Bu hizmette de böyle, gıdada da böyle, tarımda da böyle, tüm alanlarda böyle. Evet, ada ülkeleri açıktır ithalata. Ancak bu şekilde değil. Bizler alıştık şuna. Esnaf alışmadı ama. Yani genel anlamın dışında tutuyorum esnafı. Esnaf çünkü emeğiyle, alnının teriyle, gücüyle bir katma değer yaratıyor. Evet. Yani bu katma değeri de öğrendiği mesleki bilgi ve becerisiyle üretiyor ülkesini. Yarattığı katma değerin etkisini açıkçası hiç görmedi bugüne kadar. Evet. Ama buna rağmen de gene ülkesindeki katma değeri yaratmaya devam ediyor. Evet. Ama toplumun diğer kesimlerinde ise bu size başlarken de anlattığım ekonomik yaşamını devam ettirmek için 74 sonrası oluşan mal mülk fazlalığını bugüne kadar satıp üretmeden hayatımızı devam ettirdik. Bunu çoğul kullanayım. Yani her sıkıntıya düştüğümüzde, her ekonomik krize düştüğümüzde mal mülk satarak o dönemleri atlattık. Hazırı da yemek çok kolay. Evet, çok kolay. Evet. Ve bitti. Evet. Bu biteceği de belliydi. Yani çünkü yok bir şeyiniz yok. Yani sürdürülebilir bir durumunuz yoktur. Siyasi iradelerde toplumun o dönemlerde önüne ekonomik bir takım açılımlar koyarak, o günü atlatarak bu herhalde Akdeniz'de adalı olmanın, böyle keyif yaşamanın şeyine geldiğimizde her şeyi unutuyoruz. Her şeyi bırakıyoruz kenara, tekrar devam ediyoruz. Ya da şöyle diyelim, beğendiğimiz kendi partilerimizin iktidara geldiğinde susuveriyoruz. Gene ama gidiyor cepten. O taraf besleniyor, diğer taraf beslenmiyor. Bu süreç buraya kadar geldi. Geldiğimiz süreçte artık hiç kimsenin, ne kamu çalışanının, ne özel sektörün, ne esnafın, ne üreticinin hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Bakın, mal gitti, araba gitti, bankaya borçlar çoğaldı, tefecilere borçlar çoğaldı. Ve bunların hepsi gittikten sonra siz bugün iflas etmediniz. Ne zaman ki kendi birikimlerinizi yemeye başladınız, 10 yıl önce, 10 yıl önce başladı. Daha da önce başladı ama 10 yıl önce, çünkü çok kalabalık bir nüfus olduk. Ve tüketici bir toplum olduk. Plansız bir kalabalıktan bahsediyoruz. Tabii ki plansız. Evet. Ve rekabeti çokluk üzerinden yaptık. Nitelik üzerinden değil. Yani evet, esnaf sayısı şu anda 30 bin işletme var ülkede. 300 bin de resmi nüfus var. Evet. Yani 30 kişiye bir işletme düşüyor. Dünyanın hiçbir yerinde... De facto nüfus. Evet, evet. Yani. Yasal konuştukları için, evet, yasal şeyi söylüyorum. Evet. Bu 600 bin de olsa 60 kişiye bir işletme düşer. Bu gene yoktur dünyanın hiçbir yerinde. Evet. Eğer biz çokluk üzerinden bu hesapları yaparsak, ne kadar sayı olarak 100 bin öğrencimiz var, İşte şu kadar milyon turistimiz var, uçaktan ineni turist sayarak adaya gelen her üçüncü dünya ülkelisini öğrenci diye girdikten sonrasını izlemeden öğrenci sayarak, ülkede ne kadar çok iş yeri açılırsa bunu serbest piyasa ekonomisi gibi değerlendiririz. Halbuki bunların hiçbiri doğru değil. Hiçbiri doğru. Bunun üzerinden zaten yok olduk. Biz bunları bağıra bağıra yıllarca söyledik. Gelin planlı ve programlı büyüyelim. Bu ülkenin nüfusa da ihtiyacı olabilir, İşletmeye de ihtiyacı olabilir. Ama bunu siz planlayacaksınız. Evet. Yani bu ülkenin devleti, hükümetleri planlayacak. Bu ülkede nitelikli iş gücüne mi ihtiyaç var? Bu ülkede sermayeye mi ihtiyaç var? Sermaye bu ülkeye geldiğinde sorumlulukları nedir? Söylediniz mi hiç? Evet. Söylemediniz. Biz söylediğimizdeki büyük, devasa özel sektörün, turizmin veya yüksek öğretimin gelirlerini niye tabana yayılmadığını sorduğumuzda, onlar ülkeye şu kadar milyon dolar para getiriyor deniyor. Nerede bu para? O paranın ne kadarı teşvik? Biraz önce bahsettiğinizde. Yani kime verirseniz getirdiğinin yarısını herhalde herkes getirebilir. Yani turizmci de olmaya gerek yoktur bunun için. Peki bunlar bugüne kadar geldi. Ne oldu? Bitti. Bugün daha çok teşvik isteniyor.
daha da çok teşvik isteniyor. Şimdi tabii ki en büyük gelir kaynaklarımızdan biri olan turizme baktığımızda, evet, özellikle bu teşvik primi üzerinden gidecek olursak, yani 179 euroya bu memlekete gelip 7 gün 8 gece tatil yapan belli bir kesim vardır. Doğru. Ve yani bir o kadar da ilgili tur operatörleri biliyorsunuz teşvik primi alıyor. Yani siz Almanya'ya gideceğinizde Almanya'ya gittiğinizden dolayı sizi götürene teşvik primi ödüyor. Yani şimdi bu kadar sıkıdayken, bu kadar neredeyse iflas düzeyine geldiğimiz noktada böyle bir uygulama ne kadar doğrudur Mahmut Bey? Gerçekten bunu işlemenizi istiyorum yani. Tamam. Bu konu bugünün yanlışı değil. Evet. Bu konu yanlış. Yıllardır geliyor yıllardır geliyor. Yani planlama doğrultusunda işletmelere teşviklendirebilirsiniz ama bir süreç için. Yani dersiniz ki şunu örneğin yerel istihdam yapacaksınız. Yerel ürünleri destekleyeceksiniz. Evet. Kapasitenizin şu kadarını istihdama dayandıracaksınız. İç piyasadan alışverişinizi yapacaksınız. Ve bunların oranlarına göre de sizin teşviğiniz artacak. Evet. Yapmasanız da düşecek. Bakın bu bir plandır. Tabii ki. Çarşı getirdiğiniz turist modeli çarşıda kaç gün gezecek? 2 gün mü gezecek serbest zamanlı? Bu sizin için bir teşvik olmalıdır. Şimdi bunları yapmazken sadece sayısal anlamda turist getiriyor derseniz işte esnaf çıkar sokakta bağırır, sanayici çıkar bağırır, hellimci çıkar bağırır. Çünkü kimse buluşmuyor. Hellimci otele yeterince vermiyor. Üretici otele yeterince vermiyor. Bununla ilgili biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Üreticiler Birliği de tabii. bu konuda demeç vermişti. Yerli işletmelerin yerli üretimi desteklemesiyle ilgili ki oranlara baktığınızda gerçekten işler acısıydı yani. Çok komik. Yani çok o bilinen yani ve sayısal getirdiği turist kapasite ve kazino otelleri müsrifçe yapılıyor. Yani çok ikramlı bir yer. Evet. Ve oralara siz ürün veremiyorsunuz. Bakın belki bir otelde size söylüyorum veya iki otelde Kıbrıs mutfağı veya Kıbrıs kahvaltısı yapılıyor. Evet. Bunun dışında bu kadar yerde sadece bu yapılsa bile haftada bir gün yerel ürünlerin üretimin tüketilme sebebidir. Evet. Dünyanın neresine giderseniz gidin bir international küçük diye bir mutfak yaparlar, diğeri yerel mutfaktır. Evet, evet. Bizde niye yok? Bu bir yerel ürünü destekleme modeli. Politika olmalıdır tabii, tabii. Bu yani. İşte güneyde de aynısı var. Evet. Mutlaka o beyaz peynirin o tabağın içinde olması gerekiyor. Evet, evet. Bunu yapmak peynir. Zor mu? Yani. Zor değil. Peki biz bunları yapmak için neyi bekliyoruz? Bilmiyoruz neyi beklediğimizi. Bakın bu hükümetin tüm sivil toplum örgütleri, meslek odaları, sendikalar bu politikalar için kendilerine büyük bir şans verdi. Evet ve destek de veriyor. Evet destek tabii de ki, veriyor. Tabii ki. Ve artık sonuca gitmek istiyoruz. Çünkü bunu tetikleyen yani bunun hızlanmasına sebep olan bir Türk parasının değer kaybı var. Evet. Ve bunu aşmanın yolu ülkeye giren dövizin tabana yayılmasını sağlamak. Evet. Çünkü engelleyemiyorsanız yaygınlığını artıracaksınız. Evet. Bu şunu da yapamayacağımıza göre, yani Euro bölgesiyiz, Euro'ya geçemeyeceğimize göre, demek ki eskiden olduğu gibi biz şunu ölçerik. Esnafın her gün kasasından birkaç çeşit döviz cinsi çıkardı. Çünkü gittiğinde alışverişini halkonla yap. Evet. Oysa şimdi her taraf döviz bürosu. Evet. Ve o döviz bürolarını, turist indiğinde gidiyor döviz bürosu. Hayır. Açacaksınız, anlatacaksınız. Her yerde euronun geçişini sağlayacaksınız. Etkiyi biraz azaltmanız gerekir. Çünkü Türk parasının değer kaybının çok kısa zamanda düzelmesi söz konusu değil. Evet. Türkiye'nin kendi politikalarından dolayı bu değişik şeyler yaratacak. Ama biz buradan nasıl tedavi olacağımızla ilgili tanıyı koymamız lazım. Evet. Tanıyı koyarken de Türk parasının değeri düzelecek diye beklersek yok oluruz. Evet. Yok böyle bir şey. Evet demek ki hep yani söylüyorum. Var mı böyle bir tehlike var mı şu anda yani bir yok olma tehlikesiyle? Tabii eğer saplanır yani. Da beklersek ki başka alternatifimiz yok Mahmut Bey. Bu bak ne diyor başbakan söylüyor bunu. Ne yapalım diyor? Başka çaremiz yoktur. Dövize bir şey yapamayız diyor. Bir şey yapamıyorsak o zaman çizdiğiniz rota da çok doğru bir rotadır. Evet. Zaten bu açıklamalara karşılığında çıkıyor ve açıkçası bizim de tamamıyla Türk parasının değerinin düzelmesi veya Türkiye'den mali açığı kapatmak için gelecek paranın piyasada etkisi çok yüksek değil. O kamu maliyesiyle ilgili bir şey. Kamu çalışanlarının hayat pahalılığını artırmak veya açıklarını kapatmak için bir yöntemdir. Ama bakın halka dokunmak gerekiyor. Eğer halka dokunamıyorsanız, eğer dar gelirli, asgari ücretli çalışan biri hala bugün 370 pound'a falan geliyor galiba maaşı.
ne yapacağı belli değilse, siz sosyal devlet, tırnak içinde kullanayım çünkü gereği yoktur sosyal evet. devletin, gereğini yapamıyorsanız, bu dünyanın her yerinde belli, dar gelirli insanlara ulaşım, sağlık, enerji gibi yardımları yapmak zorundasınız. Evet. Eğer toptan bir artış yaratamıyorsanız asgari ücrette, demek ki bunlar zaten çok sayıda bir grup değil. Burada da denetimsizliktir. Herkes asgari ücretli. Evet. Bakın, asgari ücretli kesimde asgari ücret ödüyor. Bir otelin belki de müdürü de asgari ücret olarak gösteriliyor. Evet. Bakın, bu kamunun bir kaybı. Büyük bir kayıptır bu. Yani peki, çok ciddi bir kayıptır. Biz diyoruz ki, gelin realist olun. Sigorta prim oranlarını asgari ücretlilerde çekin aşağı. Maaşla sigorta prim oranları veya vergilerin eş anlamda yükselmesi gerekmiyor. Sizin sağlık politikanız ve sağlık ihtiyaçlarınıza göre planlanma gerekiyor. Maaş yükseliyor, bunların hepsi yükseliyor. Hayır, öyle bir şey yoktur. Bu da aslında insanların maaşlarından kesintilerin çoğalmasına sebep oluyor. Devlet önce bu bilhassa bu kesimden, yani asgari ücretlilerin kesiminde bunu düşürmesi gerekiyor. Ve bu ellerine daha çok para geçmesini sağlıyor böylelikle. Evet. Yani artırmasanız bile maaşın daha çok geçmesini sağlıyor. İki, bahsettiğimiz yardımları mutlaka yapmalı. Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi böyle ücretle çalışan insanların belki de enerji şeyi daha dilimi daha ucuz olmalı. Mutlaka kasar şimdi adam alıyor 7000 TL alıyor evet. ayda, kamuda çalışıyor. Evet. Aynı tarifeyle elektrik parası ödüyor. Evet. Adam alıyor 2000 TL asgari ücret şu anda, evet. daha yürürlüğe girmedi. Tamam mı? O da aynı tarife evet. ödüyor. Nasıl olacak bu iş? İşte yani bunun... insanlar nasıl hayat bulacak? Çünkü hele son yapılan zamlara baktığınızda %50'ye varan bir zam söz konusudur evet. Elektriğe. Tüp gazda bunun üzerine evet. adeta tuz biber oldu. Evet. Epey 12 TL birden arttı tüp gaz. Şimdi ben düşünüyorum bir ay boyunca özellikle yaz aylarında nasıl tüketmesin elektrik? Eğer sağlıklı uyuyamazsa ertesi günü işine gidemeyecek. Evet, evet. Yani o yüzden ne yapması gerekir? Sağlıklı bir ortamda uyuyabileceği bir klimalı ortam yaratması kesinlikle, gerekir. Yani bu kesinlikle. İnanılmaz, bu lüks değildir Mahmut kesinlikle. Bey. Bu bir ihtiyaçtır. Evet. Bizde çünkü 40-45 derece sıcak vardır yaz aylarında. Ve yani bu çaresizlikten dolayı insanlar çalıştığı bütün parayı elektriğe mi ödesin? Yani gerçekten nereyi tutarsak tutalım elimizde kalıyor diye düşünüyorum. Evet, burada da işte enerjinin maliyetlerini siz üretim kapasitenizi artırmadınız. Evet. Enerjinin maliyetlerini kontrol edilebilecek 10 yıllardır yine konuştuğumuz yenilenebilir enerjide çok geriyiz. Evet. Teşvik diyorsunuz. Edin burada teşvik. Sizin ihtiyaçlarınız var. Güneş, doğa, her şey var. Değil mi? Yapmıyoruz. Sadece konuşuyoruz. Yapılabileceğini söylüyoruz. Ve çok fazla şu bizi rahatsız ediyor. Nereye giderseniz gidin yasa ve tüzükten bahsediyorlar. Evet. Bakın, yasa ve tüzükler toplumun ihtiyaçlarıyla ilgili kolaylık sağlamak içindir orada. Evet. Eğer sizi engelliyorsa düzenleyeceksiniz. Evet. Düzenleyeceksiniz. Tabii ki. Sonuçta yani, onu da yapar evet, insan. Evet. Yani biz şimdi şunu yapalım, yasa öyle demiyor. Bunu yapalım, yasa tüzük böyle demiyor. Peki ne yapacağız? Çok zor. Ne yapalım? Böyle diye diye bugüne kadar hantal bir yasalarla kaldık böyle. Çağdaş bir durumda değildik ya. Evet. Yaşamımızda da çağ dışı kalmaya başladık. Çünkü ekonomi insanlara o çağdaşlığın dışında bir konfordur ekonomi. Evet. Bir yaşam kalitesi, bir yaşam kalitesi, bir tabii eğitim ki. Kalitesi satın almak için. Evet. Oysa biz bunları kaybettikçe, şimdi bakın neydi eskiden? Bir Kıbrıslı kültürü vardı. Evet. Var mı? Ortalamaya doğru iniyoruz. Evet. Yani sınıflandırılmaya gidiyoruz. Bu bizim hak ettiğimiz bir şey değil. Ve bizim bizden yani halkın kendiyle ilgili bir şey değil. Bu devletin ve iktidarların sorumluluğudur. Yani sizin refahınızı yükseltmek, yaşamınızın kalitesini korumak, sağlıklı hizmet almak, ulaşımda doğru hizmet almak, eğitimde doğru hizmet almak, esnaf zanaatkar doğru rekabet etmenin yollarını hep anlatıyoruz. Hayır. Serbest piyasa diyorlar. Ekonomi, yiyin birbirinizi, size daha ucuz hizmet verelim, daha kalitesiz hizmet verelim ama parası ucuz olsun. Evet. Bu ekonomi geri kalmış ülkelerde ve bu anlayış geri kalmış ülkelerdeydi. Evet. Oysa biz Kıbrıs'ta çok iyi yerlerdeydik. Evet. Şimdi böyle gidiyoruz. Evet. Başka toplumlar böyle giderken biz aşağı doğru aldık gidiyoruz ve bu toplum bunu göstermiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü çağdaş yaşamın içinden geldi. Evet. Ve onuruna yedirmiyor. Malını, mülkünü, her şeyini satıp iflasını kimseye göstermiyor. Evet. Her sene 1000 ile 1500 arası iş yeri kapanıyor. Aynı oranda da açılıyor. Bu bir
istikrarsızlık göstergesidir. Evet. Ve bunun üzerinden de iş yeri açılma sayısını mali kaynaklı, maliye kaynakları bu kadar iş yeri açılıyor, hiçbir şey yoktur demek hoş bir şey değil. Evet. Dolayısıyla siz sürdürülebilir ve kalan işletmeleri gözleyeceksiniz. Evet. Çarşılarda ne kadar eskiden kalan iş yeri var bir göreceksiniz. Evet. Turizm böyle bir şeydir. Gidersiniz 10 sene sonra gidersiniz gene orada. 50 sene sonra gidersiniz oğlu orada tabelası aynı. Avrupa'daki ülkelere evet. baktığınızda hepsinde böyle. Yani özellikle bir metropol şehirlerde turizmin en evet. yoğun olduğu şehirlere baktığınızda yani 10 sene önce gittiğiniz ülkede aynı evet. yerde aynı. Aynı kişiyi aynı dükkanı rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Aynı aldığınız malzemeyi de aynı fiyata bulursunuz. Evet aynı fiyata evet. da bulabiliyor. Yani hadi taş patlasın 1-2 sent bir fark belki, olsun. Belki, yani, belki. Tabii ki krizlerin olduğu dönemlerde gerçekten esnafın işi çok zor. Çünkü evet. insanlar ister istemez tasarrufa gitmek zorundadır. Yani önlem almak zorundadır. Yani bir arkadaşım işte herkes ne olacak olacak telaşı içinde diye yazmış. Bu ülkeye hiçbir şey olmaz. Bu toplum 2. Dünya Savaşı'nı da gördü. Ben hiç kötümser değilim diyor Şahap arkadaşımız. Evet. Yardımlaşmayı, üretmeyi, bemevesiz yaşamayı, devlet okullarında okumayı, ailede çocukların çalışmasını, devlet hastanesini kullanmayı, her şeyi istememeyi, parası olduğu kadar yaşamayı, daha az meyhaneye gitmeyi, daha az içki sigara içmeyi, daha az gezmeyi, daha çok evde vakit geçirmeyi öğrenecek bu toplum o kadar. Hayat bizlere bunları öğretecek. Şimdi tabii acaba ki ben Şahap arkadaşıma şunu sormak istiyorum. Yani bu ne demektir? Sizin bir standardınız vardır, evet, bir evet. yaşam kaliteniz vardır. Ki İngiltere'de geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımızla sohbetimiz oldu. Şimdi evlendi işte arkadaşımız. Vergi dilimi gayet yüksek. Evet. Ne zaman ki çocuğu oldu, vergi dilimi yarı yarıya düştü. İkinci çocuğu olduğunda İngiliz hükümeti hesabına para yatırmaya başladı. Evet. Çünkü ne diyor devlet? Senin bir standardın vardır. Benim vatandaşım olarak bir standardım evet. vardır. Senin bu standardını korumam lazım diyor. Zaten böyle bir şey yapmasa İngiliz hükümeti standardını korumak için adam ne yapacak? Kayıtsız çalışacak. Bu defa devleti dolandırmış olacak. Evet. Yani bunun çok yönlü faydaları söz konusudur. Yani dolayısıyla şimdi geldiğimiz noktada işte geriye dönelim, eve kapanalım, daha az meyhaneye gidelim. Bir cevap verelim. Gerçekten, gerçekten yani bence bunu kabul ettiğimiz gün kaybederiz diye düşünüyorum. En azından mevcut kazanımlarımız ve standartlarımız neyse onun muhafaza etmesi çabası içerisine evet. girelim. Şimdi bu çok zor bir şey değil. Yani evet her şeyi istememeli. Zaten her şeyi istemiyor. Bu toplum kimseden bir şey istemiyor. Hakkını istiyor. Evet. Eğer burada bir devlet, bir siyasi irade varsa, kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle her şeyi varsa bunları birileri söyleyecek. Birileri de çatıdan yani devletten, yöneticilerden bunları talep edecek. Bizim istediğimiz esnaf odasının veya şimdi bütün sivil toplum kesimlerinin devletin kazananlarla kazanmayanları buluşturup organize etmesi gerektiriyor. Yani bu ülkede şu olmuş, aynen söylediği gibi Şahap Bey'in, insanlar zaten bu söylediği yerdedir. Yani meyhaneye de çok gitmiyor. Evet. Hayat standartını da düşürdü aslında. Evet. Bunu daha bunun altı yoktur. Evet. Bunun altını bu toplumdan istemek aslında haksızlık olur. Yok herhalde. Şöyle diyeyim yani... ben size. Her şey tamam olup da evinde oturanlar kendilerinin dışındakilerinden bunu bekleyebilir. Yani burada böyle söylenenlerden diyebilir ki bunlar da gitmesin, gitsin evde yatsınlar. İşte evde mangal da yapmasınlar falan filan. Bu söylem doğru değil. Bu bir kültürdür. Bu bir yaşam biçimidir. Evet. Bu bir müsrüflük değil. Sonra evet. sonrasında herkes kazandığını yiyor. Evet. Bu ülkede yaşanan krizlerin sebebi de bu halk değil. Evet. Bunu da bileceğiz. Evet. Eğer bu halksa kişisel, bireysel başarısızlıkları konuşmuyoruz burada. Evet. Bu toplumun genelini etkileyen ekonomik kriz, sosyal, ekonomik travma yaşıyoruz bu ülkede. Ekonomiye bağlı olarak değil sadece. Bu kadar nüfus, bu kadar farklı kültürün bir arada yaşaması... ikinci ve üçüncü ülkelerin bu kadar yaygın olması hem ekonomik hem sosyal kriz getirdi. Bakın hiç konuşmuyoruz. Turizm sektöründen gelmedir Şahap Bey. Turizm sektörü şu anda üçüncü ülkelerden ne kadar insan çalıştırıyor? Evet. Turizm sektörü bu ülke ekonomisinden çalışanlarına ödediği paranın ne kadar yurt dışına gidiyor biliyor musunuz?
Hepsi gidiyor. Evet. Yediklerinin dışındakilerin hepsi yurt dışına gidiyor. Evet. Peki dünyada nasıl? Çünkü zaten anlaşmalı geliyorlar. Tabii, tabii. Dünyada yani nasıl biliyor musunuz? Evet. Dünyada eğer ülkeyi terk ederken belli bir paranın dışındakini ailesine göndereceği miktarı da belirlemiştir. Evet. Evet. Onu tutacaksınız buradaki bankanızda. Giderken artık ben dönüyorum dediğinizde paranı alıp yasal yollardan vergisini ödeyip çıkacaksın diyor. Evet. Biz niye diyemiyoruz? Evet. Öğrenci olarak gelenler bırakın öğrenci ücretini ailelerine sürekli para gönderiyorlar. Yani iş piyasadan para çekip üçüncü ülkelere gönderiyorlar. Evet. Türkiye'den 40 bine yakın öğrenci vardır ki kaydı vardır ama kendisi yoktur. İşte evet, bunlar evet, zaten evet, biliyorsunuz. Yani bunları, çalışan insanlar. Bunları tuttuğunuzda bunlar bakın bu şey değil yani bir ırkçılık falan değil. Afrikalı bir öğrenci çilek zamanı elinde çilek satıyor. Evet. Nereden aldın bunu diyoruz? Yerli mi? Yerli abi diyor şimdi. Evet. Nereden aldın? İşte şuradaki toptancıdan aldın. Ev ev gezip kapıda satıyorlar. Peki evet, bu insanlar kazandıkları parayı ne yapıyorlar? Ailelerine gönderiyorlar. Evet. Yani bu çok insani bir durum. Ama bunu düzenlemek sizin elinizde. Çünkü burada da insanlar var ki aileleri olan. Evet. Değil mi? Evet. Herkes kendi halkının, kendi toplumunun birincil görevi onların refahlarını ve sosyal durumlarını sağlamak. Sonra da isterseniz dünyanın neresindeki insana yardım etmek isterseniz edersiniz. Bakın Kanada, Avustralya veya Avrupa'daki ülkeler. Bunların da işçiye ihtiyacı var. İşçi almıyorlar mı? Peki binip de geliyorlar mı? Yani Avustralya'nın kapısını mı çalıyorlar? Ya da Kanada'nın ya da Amerika'nın? Kendisi talep ediyor. Bakın ağzınızdaki dişi, kaç yaşınızda olduğunuzu, eğitiminizi, sağlık sorunlarınızı, çocuğunuz var mı, eşiniz var mı? Ailede o meslekten kaçıncı kuşaksınız soruyor ve tercih ediyor. Siz de gittiğinizde insan gibi yaşıyorsunuz. Evet. Bizim de tam istediğimiz budur. Bu ülkeye gelen insanlar da bizim yaşam kalitemizi aşağı çekmek yerine bizim gibi yaşam kalitelerini daha yukarıya çıkarıp medenice yaşamaktır. Evet. Bu aslında bir karşıtlık değil. Evet. Ama siz eğer insanları buraya yığarsanız bu toplumla işte böyle yabancı sermaye, yabancı iş gücü, üçüncü ülke diye karşıtlık yaratırsınız. Evet. Çünkü görüyorsunuz ki hakkınızı yiyorlar sizin. Evet. Sizin esnafınızın işlerini gidip yapıyorlar. Bakın sanayiye girin, sanayinin içinde gece 6'dan sonra belli başlı atölyelerin içinde 3. dünya ülkelerinden insanlar veya Türkiye'den gelen insanlar daha ucuza iş yapıyorlar. Evet. Toplanıyorlar oraya. Sizin bir esnaf olarak verdiğiniz bir kaporta boya işine 5 liraysa 2 lira diyorlar. Evet. Ve herkesin işini bozuyorlar. Ve bu paraları alıp kendi ülkelerine gönderiyorlar. O boyutu haktır belki ama bizim ülkemiz için doğru değil. Evet. Bunun bir planlaması yapılması gerekiyor. Bunun planlaması çok açık. Dünyada örnekleri var. Yani evet, böyle bir bunun bir karşıtlık değil. Bu ülkeye geliyorsanız şartlarına uyacaksınız. Kapıdan giriyorsanız bakın bu ülkeye bir göçmen politikası yoktur. Göçmen hakları diye dünyanın her yerinde kapıda girersen evet, soruyor. Evet. Göçmen misiniz? Evet. Al bunları oku kabul ediyorsan içeri gir diyor. İmza alıyorsun giriyorsun. Ondan sonra ne yurttaşlık konuşursun ne şunu konuşursun ne bunu. Çünkü adam bilerek girer insanlar evet, oraya. Evet. Ve ona göre haklarını. Öğrenci olarak gelen insanlara siz biliyor musunuz ki 3. dünya ülkelerinin okuma yazma testi yapıldığını? Biz de övünelim, 100.000'i açtık öğrenciyle. Evet. Ne oldu açtık da 100.000'i öğrenci? 100.000 öğrencinin getirisi çarşıda ne kadar görüldü? Evet. Bakın üniversiteler... Götürüsü görüldü ama. Götürüsü çok görüldü. Çünkü bu insanlar su kullanıyor. Bu insanlar senin çöp... Hizmetlerinizi çöp kullanıyor, sağlığınızı kullanıyor. Gidemiyoruz. Evet, evet. Bakın devlet hastaneleri, devlet okullarına niye gidemiyorsunuz deniyor. Bakın bu bir karşıtlık değil. Siz bir hastaneye gittiğinizde sizin gibi oturup sırasını bekleyen insanlar görmek istiyorsunuz. Evet. Görmediğinizde bir daha gitmiyorsunuz. Devlet okuluna gittiğinizde işte bu kültüre ait insanların da olduğu, etkisinin de balanslandığı en azından bir öğrenci profili görüyorsunuz. Gittiğinizde görüyorsunuz ki başka bir kültürün çocukları, başka dil konuşuyorlar. Sizin çocuğunuz orada daha az. Ne yapıyorsunuz? Yani ya sizin çocuğunuz onlardan etkilenecek ya onlar. Oysa bu ülkeye gelenler bu ülkenin kültüründen etkilenmeli. Evet. Bu ülkenin kültürünü öğrenmeli ki... Biraz önce sizin de söylediğiniz iki çocuğa para vermesinin sebebi nedir biliyor musunuz? Sağlıklı bireyler yetiştirmek gerekiyor. Mutlaka, siz tabii de o bireyleri bu ülkeye saygı duyan, bu ülkenin yasalarına, bu ülkede üretime, topluma sağlıklı bir birey yetiştirmek olmalı. Oysa bizim çocuklarımız tam tersine diğer kesimden gelen çocukların kültürüne uymaya başlıyor. Evet. Bu da bir sağlıklı bir durum değil. Böyle olunca herkes özel okullara gidiyor. Özel sektörde sağlık hizmetleri alıyor. Ve bunların dışındakiler de gittiğinizde görüyorsunuz. İşte işçi kardeşlerimiz, öğrenci kardeşlerimiz buralardan hizmet alıyor. Ama bunun hesabı yapıldı mı peki? Bu ülkelerden gelen insanların sağlıkla ilgili beklentilerinin karşılığı nasıl verileceği hesaplandı mı? 600-700 bin kişiye sağlık hizmeti verilebileceği planlandı mı? Planlanmadı. Evet. Niye bize gidin de o kuyrukların içine girin diye ısrar ediyorsunuz ki?
Burası ada, 300 bin, 400 bin nüfuslu. 400 bine göre sağlığınızı planlayacaksınız. Önünüzdeki yıl 420 bin olacaksa ona göre planlayacaksınız. Tabii biz ki çağdaş bir hizmet almak istiyoruz. En evet. doğal hakkımız evet. esnaf vergisini veriyor, kirasını veriyor, sigortasını ödeyebiliyorsa gidip devlet hastanesinde de hizmeti aynen o şekilde almalı. Evet. Hastaneye gidiyorsunuz, doktorun önünde 60 kişi var. Ne kadar bakacak? Ne yapacak? Niye suçluyorsunuz ki doktoru? Evet. Yani bu bizim eğitim sistemimizde de vardır. Yani eğitime değindiğin için özellikle bunu evet. söyleme ihtiyacı duydum. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sistem yoktur ki Eylül ayında eğitim dönemi başlayıp da Haziran ayına kadar kayıt yapan evet. bir eğitim sistemi yoktur. Evet. Şimdi siz böyle bir yapının içerisinde kendinizi nasıl planlayacaksınız? Dediğiniz gibi şimdi sağlık hizmeti verebilmeniz için sizin ülke nüfusunuzun ne olduğunu bilmeniz kesinlikle. Lazım ki ona göre sağlığınızı planlayabilirsiniz. Evet. Kaldı ki bununla ilgili hep de facto yaklaşımlar vardır. De facto yaklaşımlar da içinde belirsizliği barındırdığından dolayı işte bu tip kurumlarda büyük kaoslar yaşıyoruz. Ben şeye de gelmek istiyorum. Ekonomik krizlerin olduğu dönemlerde insanlar tasarruflara gider. Evet. Ve bu tasarruflara giderken tabii ki ne bileyim buzluğunu belki değiştirme niyeti vardı, vazgeçer. Aman idare edeyim der. Beyaz eşya satan ne olacak? Evet. Efendime söyleyeyim, furnişer dediğimiz mobilya. Yani işte değiştirmeyi düşünürdü. Yok yani şimdi Türk parası böyle oldu, yükselir, bekleyelim bakalım ne olacak. Cebinde Türk parası varsa hemen koşar gider döviz almaya çalışır. Evet. Yani böyle bir durumda aslında en çok etkilenen kesim bana göre esnafın kendisidir evet, diye doğru düşünüyorum. Doğru. Ve Mausa'da benim arkadaşlarım vardır İstiklal Caddesi'nde. Gerçekten hafta olur siftah yapmadan dükkan açıp dükkan kaparlar. Evet. Ama elektrik parası çalışır, vergi çalışır, diğer mükellef olduğun olaylar çalışır. Yani nasıl kotaracağız bu işi Mahmut Bey? Yani şimdi, gerçekten işimiz çok zor. Bu tespitlerin zor. Hepsi doğru. Bir şey var ki anlıyoruz ki adil bir yönetim ya da adil bir toplumsal anlayış yoktur. Şöyle görüyorum ben. Devlet, halk. Devletle halk aslında biridir. Yani bu devletler bu halkın topluluğunun temsil eden kurumlardır değil mi? Şimdi biraz önce de söylediğim gibi biz her şey sizin yasayla onunla bunu. Demek ki bu toplumun bu konularla ilgili rahatsızlıkları var. Yani bir caddede işletmeler açılıyorsa o caddeden geçecek nüfusu da planlayacaksınız. Hı. Açmayacaksınız yoksa oraya cadde. Hı. Yani imar planlaması diye veya ülkesel fizik planlaması yoksa şimdi bakın herkes gidip dağın başına bir yer açıyor ve oraya enerji çekmeye mecburiyetindesiniz. Hı. Bakın bu bir maliyettir. Hı. Veya bir çarşının içinde hiç beklemediğiniz bir yer. Çok size bir örnek vereyim. Mausa'dan bahsettiğiniz için. Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne giden paralel yol. Evet. Yıllardır biz bağırdık ki lütfen arkadaşlar surlar içini bozuyorsunuz. Buraya doğru kaymayın. Gelin sizler oralara işletme açın. Ne yaptı arkadaşlarımız? Oraya doğru kaydı. Peki bugün ne oldu biliyor musunuz? Doğu Akdeniz'in içi çarşı oldu. Ve o gördüğünüz yerler artık kapanıyor, bomboş. Evet. Aynı şey çarşının içinde de. Metropol yolunda da, dere boyunda da aynı sorunları yaşıyoruz. Plansızlıktan. Evet. Bu kime etkiliyor? Yatırım yapan esnafı etkiliyor. Bu kime etkiliyor? Tüm birikimlerini çocuğuna bir iş yeri açan bireyleri etkiliyor. Emekliliğini oraya yatıranları etkiliyor. Yok evet. oluyoruz arkadaşlar. Evet. Bunun sorumlusu ve planlayıcısı devlet ve hükümetlerdir. Biz onlardan devleti, bunu hükümetleri yönetenlerdir. Evet. Biz onlardan şunu istemiyoruz. Verin bize para falan değil. Evet. Planlayın, bizi evet. dinleyin, birlikte planlayalım. Çok konuşuyoruz birlikte. Bakın, hükümetin tüm şeylerine katılıyoruz. Bizi dinliyorlar. Çok iyi dinliyorlar ve bizim söylemlerimizi de söylüyorlar. İcra kısmına gelemiyoruz. Evet. Tabii benim anlayamadığım en önemli şeylerden bir tanesi de yani yine bu programlarda sürekli olarak söylüyoruz. Yani biliyorsunuz 16 tane üniversitemiz vardır. Evet. 16 tane üniversitenin dışında toplumun sivil toplum kuruluşu bağlamında da yüzlerce ve her meslek disiplinini içinde barındıran kurumlarımız vardır. Maalesef. Sivil toplum kuruluşlarımız vardır. Yani şimdi mimari ile ilgili veyahut da mühendislikle ilgili bir takım işler yapılacaksa ve ilgili bakanlık bunu yapacak ilk danışması gereken neresidir? Tabii ki
Mühendis, mimar, odalar birliği değil mi? Evet. Yani şimdi niye bu iletişimler kurulmuyor? Niye bu bağlantılar kurulmuyor? Ortak bir şeyler yapılmıyor? Mesela ülkemizde çok ciddi bir trafik sorunu vardır. Evet. 16 tane üniversitemiz vardır. Trafiğin sorununun ana nedeni mühendislikten yoksun olmasıdır. Evet. Bütün üniversitelerimizin mühendislik fakülteleri vardır. Niçin bir konsensusta buluşup bir çalıştayda veya ne bileyim bir büyük kongrede bununla ilgili bir karar üretip veya bununla ilgili bir plan yapıp bu soruna çözüm getirmek. Bilim yuvalarıdır buraları. Yani niye devlet bunlardan faydalanıyor? Öyle olması gerekiyor. Yani gerçekten bunu anlamakta güçlük çekiyorum ama benim bildiğim Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası kendi alanlarıyla ilgili çok güzel planlamalar, projeler ortaya koyuyor. Evet. Bunları biliyorum. Onlara da özellikle değinmeni istiyorum Mahmut Bey. Evet. Çünkü ulusal anlamda bir konsensusa varmamız lazım ve her meslek diğer bir mesleği de teşvik etmeli, desteklemelidir. Dayanışma içinde olmamız gerekir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ve birbirimize tahammül etmek de durumundayız. Yani kesinlikle. Dolayısıyla bu ülkeyi ülke yapmak istiyorsak, bu ülkeyi vatan yapmak istiyorsak, yani bana göre kendi sorumluluklarımızı göreceğiz önce. Herkes üzerine düşeni yapsın diyoruz. Like'le. Yapamıyorsa da çantasını alıp gitmesi lazım. Kalıcı değil. Yani uygar ve modern insanın yönelimi bu olmalıdır diye düşünüyorum. Evet. Bakın şimdi kendimizle ilgili konuştuğumuz için söyleyelim. Bu ulusal ve ulusal meslek standartları revizyonu. Evet. Avrupa Birliği'ndeki standartları alıp ülkemizin koşullarına uygun bir hale getirdik. Bu mesleklerin örneğin bir mobilyacının neler bilmesi gerektiğini, bir mobilyacı dükkanında ne olması gerektiği. Evet. Bu bir standarttır. Evet. Bu standart olan bir mobilyacı da ona göre kaliteli ürün üretir değil mi? Tabii ki. Bunlar hep yapıldı. 9 meslek dalında yapıldı. Şu anda 52 meslek dalında da tamamlamak üzereyiz. Evet. Esnaf Zanaatkarlar Odası, VETLAM Avrupa Birliği'nin Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı. Bu geçmiş dönemde hazırlandı. Evet. Bunu hazırladık biz. Gittik ilgili Çalışma Bakanlığı'na dedik ki bunları lütfen uygulayalım. Bakın Çalışma Bakanlığı'nın raflarında uygulanmayan böyle bir sürü kitaplar var. Bunlar bu toplumun standartizasyonunu, mesleki standartizasyonunu yerine getirmek için veridir bunlar. Evet. Ve dünyadan alınan verilerdir. Evet. Bunun gibi birçok şeyler. Bu Esnaf Zanaatkarlar Odası'nın geçen yılki çalıştayı, bugün konuştuklarımızın hepsi bunun içinde var. Geçen yıl ama. Evet, geçen yıl konuştuklarımız. Ondan önceki yıllarda bahsettiğimiz. Evet. Ve bize hep şey, yani siz nereden görüyorsunuz bunları falan? Nereden görmüyoruz? Yani uzaylı olmamıza gerek yoktu. Evet. Bu toplumun içinde yaşıyoruz ve görüyoruz bunu. Evet. Harıl harıl geliyor. Bir tsunami geliyor ve bütün veriler var elinizde. Siz yok. Biz hala daha dikildik tsunami'nin karşısında. Evet, siz yok gelmeyecek diyorsunuz. Gelmeyecek. Geldi ve alıp götürüyor bizi. Şimdi biz Esnaf Zanaatkarlar Odası olarak bakın bir çatıyı. Tüm esnafın ve zanaatkarın haklarını korumaya çalışan, aynı zamanda Esnaf Zanaatkarlar Odası da aslında toplumun en yaygın örgütü. Evet. Yani halkın kendisidir. Evet. Dolayısıyla halkın menfaatlerini de savunan ve onlar için söyleyecek sözü olan bir kurumuz ve o kurumun temsilcileriyiz. Evet. Sorumluluklarımızın hepsini biliyoruz ve her zaman sorumluluk almaya da hazırız. Yani kimsenin üzerine bir şey atmıyoruz, birlikte yapmayı hedefliyoruz. Evet. Aynı bizim gibi örgütlerle, devletle, devletin yöneticileriyle, her kim olursa olsun bu ülke için iyi şeyler yapmak istiyorsa birlikte çalışmaya hazırız. Bunun için biz kendimize düşenlere örnek veriyorum size. Kıtözo Yardımlaşma ve Teminat Kooperatifi 6 yıldır kurduk ve kendi kurumumuzun işleyişiyle ilgili esnafa küçük can suları veriyoruz. Biz şunu demiyoruz, esnafa verin devamlı kredi, sadece kamu borçlarını ödesin değil. Esnafın kendini kalkındırmak için, bakın üretip vergisini versin, üretip borcunu ödesin. Ver parayı, kamuya ödesin, bankaya ödesin. Peki nasıl devam edecek hayatına? Etmeyecek. Evet. Bu bir araştırma ve bir bakış açısıdır. Devletlerin böyle bakması gerekiyor. Biraz yumuşattılar ama hala aynı bakış noktasındadır. Yani devlet kendi alacaklarını almak için kredi olanakları sağlıyor. Hı hı. Bu dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Hele hele sosyal devletlerde hiç yoktur. Evet. Bu bizim kendi kooperatifleşme üzerinden ve bu topluma hizmet etme üzerinden yardımlaşma ve teminat kooperatifleşmesiyle süreci götürüyoruz. Aynı zamanda üzüm ve
zeytinyağında kooperatif kurduk ve ilk hasatı bu sene toplayıp bu topluma sunacağız. Evet. Yani üretim dediğimiz bu bir örnektir ama bu toplumun tamamına yayılmaz. Zaten kurtuluşumuz da ancak üretimdedir. Kesinlikle. Üretim ilişkilerini belli bir noktaya getirirse kesinlikle. Ve ürettiklerimizle ithal ettiklerimiz aradaki kesinlikle. Balansı biz kesinlikle. Üretimde yukarıya çekersek kesinlikle. Ekonomimizde evet. ciddi iyileşmeler söz konusu burada olacak. Burada tabii Avrupa Birliği'nin bize sunduğu standartları oluşturma, evet. Ambalaj, tarımsal bilim, sulamadan, budamadan son tüketiciye kadar gideni dünyada nasıl yapılıyorsa onunla aynen. ilgili verileri bulup paketlemeyle beraber hem turizm sektörüne uluslararası alanlara götürebilecek ölçüde hem de kendi halkımızın baktığında rekabetçi olsun diye diğer ülkelerden gelenlerle ilgili algısını yaratmak için yaptığımız bir çalışma. Bu sene ürün çıkacak piyasaya ve bu insanlara yani yaklaşık 200 tane üreticinin katılımıyla oldu bu kooperatifle. İki üretici kooperatifi, bir pazarlama kooperatifi. Evet. İnşallah bunu topluma sunacağız ve bunlar bu ülkenin, bunun gibi şeyler bu ülkenin kalkınmasını ve dışa olan bağımlılığını daha aza indirecek evet. tabii ki. Bakın biz yaklaşık 7 yıldır sevgili Taner Akçan'ın öncülüğünde kurduğumuz bir çıraklık eğitim merkezi var rahmetli. Evet. Ve bugün geldi 1600 küsür öğrenci mezun ettik mesleki eğitimle ilgili. Bu ülkede mesleki eğitim, bu ülkedeki yabancı kaynaklı nitelikli iş gücünü planlamak için burası bir veri bankasıdır. Evet. Yani siz, biz burada neyi planlıyoruz biliyor musun? Hangi sektörün neye ihtiyacı varsa o alana yükleniyoruz. Tabii ki. Ve bunun karşılığı, öyle olması lazım. Ama bunun karşılığında şunu görmek isteriz. O alanın yurt dışından gelen iş gücüyle ilgili kontrollü olması gerektiğini istedim. Evet. Çünkü buradan çıkanların becerisini artırması için sahada çalışması gerekiyor. Evet, pratik yapması evet, gerekiyor. Pratik yapma. Tabii ki. Bunu da sağlıyoruz. Çünkü niye? Biz istihdam garantili yapıyoruz. Yani esnafımız alıp yetiştiriyor ve devam ettiriyor. Çünkü istediği evet. gibi biri yetişiyor. Tabii ki. Çok başarılı bir proje. Ama bize gelen öğrenciler nasıl geliyor biliyor musunuz? Dünyada böyle değil. Çocuklar bütün okullardan atıldıktan sonra geliyorlar. Yeah. Peki niye becerisi tamam olan çocukları siz akademik yarışa zorluyorsunuz? Yeah. Bunu demek ki ilkokul sonrası ortaokul arasında beceriyle ilgili eğilimleri olanları ve akademik seviyede zorlanacak olanları yönlendirmeniz gerekiyor. Ki şu algıdan kurtulalım. Yani işe yaramaz çocuklar da gitsin çıraklık okuluna. Böyle veya gitsin meslek lisesine. Veya meslek lisesine sonra oraya geliyorlar. Anladınız? Evet maalesef. Bunları planlamıyoruz yani, ve bunların üzerinden de diyoruz ki bizim insanımıza iş yoktur. Evet. Var arkadaşlar iş var. Evet. Çalışan da var ama planlama yoktur. Evet. Ve bunu teşvik eden teşvik sisteminin sorgulaması yoktur. Bakın turizmde sürekli söyleniyor istihdam %22 falan. Şu anda bir gitsinler çalışma dairelerine turizm sektöründen çıkarılanlar KKTC yurttaşları ve Türkiye yurttaşlarıdır. Evet. Üçüncü ülkeler hızla alınıyor. Peki evet. ne yapılıyor bundan ilgili? Hiçbir şey yapmıyor. Niye? 15 ile 18 saat çalışanlardır tercih. Nitelik falan değil. Evet. Nitelik evet. değil. O yüzden daha, buradan bakıp da insanlar çalışmıyor demesinler. Daha ucuz bir tabii iş ki. Gücü, tabii daha ki. Uzun tabii süreli tabii. Bir çalışma. Bakın Türkiye'de de şartlar değiştiği evet. için artık evet. insanlar haklarını arıyor. Bir de burada gelip de Türkiye'den burada yaşayanlar da artık görüyor ki bir sosyal yaşamın içinde 8 saat çalışıp 8 saat ailesiyle vakit geçirecek. 8 saatte doğal hakkıdır uyuyacak. Yani. Bunu arzu ettiğiniz an sizin kimliğinizin anlamı yoktur. Yani evet. Türkiye'den gelen o işletmeler kuruyor ya diyelim ki büyük işletmeleri. Yani Türkiye'den gelen işçiyi de kullanıyor. 18 tabii saat ki. Çalıştırıyor. 15 saat çalıştırıyor. Çalışmadan git diyor. Evet. Afrikalı gelsin. Git evet. Vietnamlı gelsin. Hiç evet. öyle milli tanım falan yoktur bu işte. Evet, evet. Dolayısıyla bizleri suçlamasınlar çalışıp çalışmamayla. Evet. Çalışıp çalışmama, insanice çalışmak mı çalışmamak mı oradan bakmak lazım. Evet kesinlikle. Evet. %100 katılıyorum size Mahmut Bey. Evet. Bir iki de mesela yerel el sanatları ile ilgili bir kooperatifleşmeye gidiyoruz. Bunu ilk şeyle başlattık, İpek Koza ile başlattık. İpek Koza'nın belli bir standarda getirilerek toplumun ve bunun da bilimsel dayanağı tabii, var. Tabii tabii var. Yani tabii bunlar çok önemli çünkü. Bunları bilimsel evet. verilerle yapan evet, ve bu işlerde evet. uzman Avrupa Birliği'nden buradan insanlarla ve esnaf odasının yetkili arkadaşlarımız var bu işlerle ilgili. Bizde bakın doktora yapan uzmanımız var çalışan, bizimle çalışan. Evet, yani evet. bu işleri kesinlikle bilimsel yaklaşmak zorundayız. Biz zaten dünyaya bakış açımız eğitimde veya bir tüm hayatta bilimle bakmak zorundayız. Bilimle bakmıyorsak, gelenekçi yöntemlerle bakıyorsak o zaman aynı yerlerde dolanırız. Bir yere varmamız evet, söz konusu evet, olamaz evet, tabii. Evet, evet. Ve bununla ilgili işte açıkçası mesela sendikalaşma da esnaf zanaatkarlar arasında bir sendikalaşma da bir hedeftir. Evet. Esnaf zanaatkarların da bugün
bizim böyle doğru söylememize rağmen hükümetleri motive etmemiz için bir sendikalaşmamız gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü sendikal hareket daha birlikte. Esnaf nasıldır biliyor musunuz? Esnaf söyleyeceğini söyler, gider dükkanını gene açar. Çünkü ne der biliyor musunuz? Biz sigortaların bu yaşla ilgili arttığında çok sevdiğim bir abim. Dedim ki hadi gel eylem yapacağız şeyde meclisin önünde. Çadır kurduk orada 15 gün yattık ki o düzenleme doğru olsun diye diğer paydaşlarımızla. Gel abi dedim de şey yapalım sen de katıl bir gün bize. Ben gelemem dedim. Niye dedim? O zaman da Şerif Hanım çalışmama. Şerif Hanım dedi benim müşterim. Çok samimi anladınız. Yani esnaf böyle bir şeydir. Esnaf samimi, duygusal. Yani biz böyle kurum ve kuruluşlarımızı tamamlayarak topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışan, esnafın ve zanaatkarın hakkını ararken ama kamu çalışanının da bir hakkı olduğunu, sendikalının da bir hakkı olduğunu ama haksız olduğunda da haksız olduğunu söyleyebilecek kadar da topluma net bakan bir kurumuz ve yöneticileriz. Bir gayemiz şudur, kalkınmak. Ne kadar az başka ülkelere ihtiyacımız olursa o kadar iyi olacağını düşünen, üreten ve üretimi de zor olmadığını düşünen, bunu da eylemlerle ortaya koyan, yani üretmenin ne demek olduğunu, nasıl yapılacağını ve yapan, esnafın haklarını koruyarak, işte biz diyoruz ki gelin niteliğe dayalı rekabet yapalım. Bunun yöntemleri de şu şu şudur. Bölgeleri ayıralım. Coğrafyaya göre ayırabilirsiniz. Nüfusa göre işletme sayısını belirleyebilirsiniz. Bu tüm toplum için. Bunun için bir tek yapmanız gereken düzenleme. Evet. Bu da benim elimde olan bir şey değil. Burada da ihtiyacımız olan tek şey niyettir, niyettir aslında. Bize evet. Bu düzenlemelerde yardım evet. edin. Biz sorumluluk alalım. Ve toplumun ekonomik refahını göreceksiniz ki tetikleyecektir bunlar. Evet. Çünkü kazandıkça... Bakın kazandıkça ücret de artar. Yani çalışanınızın kimse demesi gerekmez asgari ücret verin. Bakın asil nadir dönemdeki turizmde niçin insanlar kamudan kaçıyordu? Yani onun bir hedefi yok mu? O çok çok üzerinde. Çünkü gelir geliyordu. Evet. Gelir geldiğinizde siz işçinizi memnun edersiniz. Siz çalışanınızı memnun edersiniz. Kimsenin size 7 liradan başlar, 3 liradan asgari ücret şu kadar olsun gibi bir çağ dışı bir şey söylemesine gerek yok. Çünkü ücret toplumunun refah ve standartlarını koruyacağı refahtır asgari ücret. Evet. Öyle bir şey yoktur. Evet. 2700 lira birileri belirlesin. Evet. 2200 lira belirlesin. Hayır. Eğer bundan yaşayamıyorsanız çağ dışısınızdır. Evet. Evet, çok teşekkür ederim Mahmut Bey. Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Çok güzel bir sohbet, verimli bir sohbet teşekkür yaptık. Teşekkür ederim. Ben başarılar diliyorum size. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası bu toplumun gözde kuruluşlarından bir tanesidir. Zaten ortadadır. Yaptıklarınız da ortadadır. Özellikle kooperatifleşme konusundaki adımlarınız çok önemlidir. Çünkü ben hep söylüyorum Mahmut Bey, İngiliz İmparatorluğu'nun bu ülkeye kattığı en büyük değer kooperatifçiliktir aslında. Doğru. Çünkü kooperatifçilik hem büyük bir dayanışmayı içinde evet. barındırır, hem de büyük bir aidiyeti içinde evet. barındırır. Evet. Üretim ilişkilerini barındırır. Ama sağlıklı üretim ilişkilerini barındırdığı için bence kooperatifçilik konusunda daha da öteye gitmeniz gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim koymuş olduğunuz katkından dolayı. Ben evet sevgili Kıbrıs TV izleyicileri, bir sabah ajansının da sonuna geldik. Ben Mahmut Bey'ine tekrar teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgiler paylaştık onunla. Gündemi değerlendirdik, güncel konuları konuştuk. Ve tabii ki Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'nın da çalışmalarını bilimsel anlamda neler olduğuyla ilgili de bilgi aldık. Gerçekten standartlaşma çok çok önemlidir. Dolayısıyla Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'nın yapmış olduğu çalışmaları lütfen yerinde takip edin. İlgili siteleri de vardır, ilgili sayfaları da vardır. Oradan da takip edebilirsiniz. Tabii ki biz de Kıbrıs Medya Grubu olarak üreten ve değer üreten bütün kurum kuruluşların ve insanların da yanında olduğumuzu her zaman belirtmek isterim. Evet, bir Ahmet Even parçasıyla, Gitsem Bile parçasıyla size veda edeceğiz. Ben hepinize hoşça kalın diyorum ve her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın, hoşgörüyle kalın, aşkla kalın sevgili Kıbrıs TV izleyicileri. Hoşça kalın.
Belki sensiz yaşayamam, sıkılınca kalpten kaçamam. Düşen yaprak misali aşkı aleme bırakamam. Hayalini yaşarım ama olmayınca ağlarım. Aşk bu oyun değil ki, yaralandım halbuki. Gitsem bile, kalsam bile, o küçük kalbinden gider mi? Koysam seni başucuma, sarsam yine kollarımla, muhtacım inan bakışlarına. Gitsem bile, kalsam bile, o küçük kalbinden gider mi? Koysam seni başucuma, sarsam yine kollarımla, muhtacım inan bakışlarına. Sensiz yaşayamam, sıkılınca kalpten kaçamam. Düşen yaprak misali aşkı aleme bırakamam. Hayalini yaşarım ama olmayınca ağlarım. Aşk bu oyun değil ki, yaralandım halbuki. Gitsem bile, kalsam bile, o küçük kalbinden gider mi? Koysam seni başucuma, sarsam yine kollarımla, muhtacım inan bakışlarına. Gitsem bile, kalsam bile, o küçük kalbinden gider mi? Koysam seni başucuma, sarsam yine kollarımla, muhtacım inan bakışlarına. Gitsem bile, kalsam bile, o küçük kalbinden gider mi? Koysam seni başucuma, sarsam yine kollarımla, muhtacım inan bakışlarına. Lexus Otel Resort Spa Sabah Ajansı'nı sundu. La 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 la
Alexis. Tüm yolcularımızın giriş kapısına yönelmeleri... Oley, gidiyoruz. Yapma be, uçak mı kalkıyor? Tam da internetten dizinin finalini izliyordum ya. Ben de bizim kızlarla muhabbetin tam ortasındayım. Keşke biraz rötar olsaydı değil mi? Rötar isteyen yolcu mu olur ya? Gidince girersiniz internete. Ne organik biliyorsun. Yurt dışında internet kullanmak kolay mı? He, şimdi anlaşıldı. Dear passengers, ladies and gentlemen, rahat olun. Türkcell'de yurt içi tarifiniz yurt dışında da aynen geçerli. Nerede olursanız olun, telefonunuzu rahatça kullanın diye Türkcell tarifiniz yurt dışında da aynen geçerli. Mutluluğu dünden yarına yansıtma sanatıdır hayat. Mutluluktur aslında günü gün, hayatı hayat yapan. Ve mutluluğun kaynağı olan insan, anılarını mekanlar çerçevesinde biriktirir her zaman. İyi günde ve kötü günde diye başlayan sözleri verirken, bir aile olabilmenin belki de ilk ve tek okuludur seçtiğiniz mekan. Şimdi bu güzellikleri hayal edin. Biz de en iyi bildiğimiz işi yapalım. Sizin için yeni mekanlar, yeni yaşam alanları yaratalım. Dörter Construction. Altınbaş Holding'in gücüyle Kuzey Kıbrıs'ta 20 yıldır akaryakıt sektöründeki faaliyetlerine ticari, kurumsal kimlikli bayimiz ve işbirlikli havayolu şirket portföyüyle ara vermeden hızla büyütmeye devam ediyoruz. İş ortaklarımızla beraber binden fazla istihdam ve yaratılan sosyal sorumluluk proje destekleriyle sadece ticari alanda değil toplumsal sorumluluk alanında da örnek bir kuruluş olmaya devam ediyoruz. 2017 yılında Kıbrıs ve Orta Doğu'nun ilk ve tek enerjisini kendi üreten Eko Petrol İstasyonu'nu hizmete sunmaktan gurur duyuyoruz. Uluslararası kalite ödüllerimiz ve sertifikalarımızla Sadakat Kart programını hızla geliştirmeye, ekibimize sağladığımız eğitimlerle de siz değerli halkımıza en güvenilir ürünleri, en kaliteli hizmetlerle sunmaya devam ediyoruz. Kuzey Kıbrıs'ta akaryakıt sektörüne ek olarak 2018 yılında yatırımını tamamlayacağımız dev LPG dolum tesisimizle siz değerli halkımıza rekabetçi ürünler sunmaya devam edeceğiz. Gururla ileriye. Alpet. Kalite ve hizmette farkı hisset. Bir sakin ol. Sen Mehmet'sin. En iyi krediyi alacağım. Biraz tadilat, beyaz eşya filan. Eski kredi borcunu kapatırım. Arabaya peşinat. Ne demişler? Az zahmet, çok Mehmet. Aman be Mehmet'im, bu kaçıncı kredin? Koşarsın Mehmet'im, Miyarist Bank'a geleydin. Düşen bakiye, hızlı onay, 3 ay erteleme fırsatı ve %1.38 faizli ihtiyaç kredin Nearest Bank'ta. Ne güzel şeymiş düşünülmek.